Sevgili Tamer Levent. Sevgili Nur Duran Duman. Endişe etmek ya da etmemek. Evet. Endişe. Ben endişeyi hep insanın önünü görememesi gibi düşünürüm. Yani bir şeyleri kendi düşünce sistemiyle oluşturup çözümlemek ve burada çarpanlarına bölmek, yani bütün matematiksel değil. Yaşanılan olayı çarpanlarına bölüp sonra onları birleştirmek gibi bir alışkanlığımız pek olmadığı için hayatımızda endişe ediyoruz. Endişe daha kolay çünkü, değil mi? Yani düşünmek, düşünceyle olayların nesnel yapıları arasında bağlantı kurup oradan bir gerçekçiliğe ulaşmak yerine endişe etmek daha kolay. Yani bu neye benzer? Şimdi mesela gece diyelim ki sokakta yürüyorsun. Sokakta tenha. Aniden karşı köşeden karşınıza birisi çıksa. Mesela ne yaparsın? Korkar, değil mi? Peki yürüyorsunuz, arkanızdan bir ayak sesi duyuyorsunuz. Tak 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 tak. Bu sefer hem korku hem endişe olur. Bir tanesi korkuydu. Öbüründe hem korku hem endişe olur. Ya da yine karşınıza tuhaf yaratıklar çıkacağını bile düşünebilirsiniz. Elinizde olmalı. Şimdi bunlar, özellikle böyle örnekler veriyorum ki endişe konusuna böyle bir yanılsamalı hayal dünyasından girişi bize vurgulayayım diye. Oradan daha gerçekçi bir yaklaşım istiyorum. Beynimizin bizi yanılttığı şeyler var. Onlar yine belki çocukluğumuzda oluşan travmalardan kaynaklanan ve beynimize kaydolmuş şeyler. Şimdi biz o kayıtlar ya da popüler kültürün etkisinde kalarak kaydettiğimiz şeyler. Mesela bazı çevrelerde böyle şeyler, yani doğa dışı yaratıklar bilen çok konuşulur. Diyelim ki o öyle bir çevrede o hikayeleri dinledikten sonra sokağa çıksan belki endişe duyarsın, değil mi? Efendim, sağlık konusunda bir takım şeyler bilmiyorsan ve yakın birisi eğer sağlığında bir rahatsızlık varsa endişe duymaya başlarsın. Kendin sürekli bir başarısızlık içerisinde olduğunu zannederek kendini suçluyorsan endişe duyuyorsun demek. Mesela neden bütün bunlar benim başıma geliyor der insan, değil mi? İşte bu endişeyi doğurur. Endişeden artık endişe ederek, endişe artık bir rahatsızlık hali ve kimliği haline dönüşüyor. Özgüven kaybolmaya başlıyor. Özgüven kaybolmaya başladıkça da endişe sanki makbul bir değermiş gibi kendine bir kimlik, bir yer ediyor insan beyninde. Bizim bu endişenin orada yer edilmesini engelleyecek tutum ve davranışlar geliştiriyoruz. Mesela gece yarısı karşımıza aniden çıkan bir insanın o bir canavar olmadığını, onun da sokaktan geçen bir insan olduğunu, onun da o sokakta bizim kadar yürümeye hakkı olduğunu O da düşünüyor. korkuyor olabilir. Belki o da korkuyor. Arkamızdan tik tak tik tak gelen ayak sesinin bir eli kanlı katile ait olmadığını düşünebiliriz. O da bir insan, o da bu sokakta yürüyor. Çok rahat olsak belki yavaşlayıp dururuz, döner bakarız, onun geçmesini sağlarız. Değil mi? Ama bundan ötürü bir endişe ve paniğe ve korkuya bölünmene gerek yok. Eve gece yolda yürürken aniden karşımıza çıkan bir gölgenin hangi ışık yansımasından ve kırılmasından olduğunu anlayabiliriz. Değil mi? Eğer çok sevdiğimiz ve yakınımız olan bir insan rahatsızsa endişe duyup paniğe kapılmak ve kendimizi de güçsüz hale getirmek yerine onun daha iyi
bir tedavi görmesini sağlayacak imkanlar ve olanaklar yaratmaya çalışmamız gerekiyor. Değil mi? Endişe duymak lazım. Yapılabilecek neler varsa onların yapılmasını sağlamaya çalışmak gerekiyor. Halbuki biz belki de bunlar işte bilgiye nasıl ulaşacağımızı, bilgi kavramını nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Böyle bir düşünme metodolojisi, böyle bir düşünme eğitimi esasında çocukluk çağından, ilkokuldan itibaren bence ders olarak yaşama biçimi olarak algılıyor. Eğitim, bireyin kendi yaşamını oluşturması için ona sunulabilecek hizmetler zinciridir. Ve o eğitim öyle iyi düzenlenmelidir ki kişi o eğitimin içerisinde kendisiyle ilgili aradığı özellikleri bulabilsin. Ya da ona kendisini nasıl tanıması gerektiğini o eğitim anlatsın. Değil mi? Şimdi böyle bir toplumsal eğitimimiz yoksa endişe ortak bir davranış biçimi halinde. Endişe etmek, karamsar olmak ama çözüm üretelim. Değil mi? Bu da bolca yaşadığımız bir sorun galiba. Halbuki sanata evet farkındalığı, bireyin beynini kullanmasını, bir de başka insanlar ne yaptılar da başarılı oldular, onları düşünmesini ve araştırmasını gerekir. Merak etmek. Evet, ben endişeleniyorum, ben korkuyorum, ben çekiniyorum. Ben işte hep böyle bu benim umutsuzluğa ve mutsuzluğa yöneltti. Peki o zaman işte şu önemli insan ne yaptı da bu kadar başarılı oldu ve ne yaptı da bu kadar kendini geliştirdi? Değil mi? Niye onu örnek almıyorum? Niye onun mesela hayat hikayesini okumam lazım diye kendime bir iş çıkarıp onu okumaya yönelmiyorum? Değil mi? Ya da pozitif düşünmek için kendime bedenimi ve beynimi rahatlatıcı temrinler, egzersizler, spor ya da işte şarkı söylemek, değil mi, gibi bir şeyler üretmiyorum. Neden bunları üretmiyorum? Hep böyle karamsar ve negatif düşünceler içerisinde boğuluyorum. O zaman da paniğe giriyor insan, değil mi? Panik başlıyor. Panik hali insanın bir şey üretmesini bütünüyle engelleyen bir hal. Çünkü panik içerisinde insan ne doğru dürüst düşünebilir ne de düşündüğünü doğru dürüst uygulayabilir. Onun için endişe mesela evet çocuğunu tek başına okula göndermek. Burada endişe edilmesi gereken başka bir açıdan şimdi soruyorum. Burada endişe edilmesi gereken bir yan var mıdır? Yok. Olabilir. Çocuğun başına belki sokakta şunlar gelebilir. Bunun bir sürü olumsuzluk düşünülebilir. Ama onu inceleyip sonra onun olmayacağına dair önlem de alın. Endişe hazırlıksızlıktan kaynaklanıyor sanırım. Yani sınav için mesela endişe eden öğrenci iyi hazırlanırsa endişe etmeyebilir. Evet. Yani sınavda başarılı olabilecek miyim? Ya olamazsam? Evet, sahneye çıktığım zaman doğru dürüst konuşabilecek miyim? Ya konuşamazsam? Halbuki iyi hazırlanmış bir insan bunları hepsini yapabilir. Endişeyi o zaman bertaraf edebilir. Değil mi? Hatta minicik bir endişe ama kalırsa o minik endişe de tetikleyici olur. Daha böyle minik bir performansını yükseltici bir şey olabilir. Ama o minicik endişe bile bazen dilinin tutulması ya da kelimeyi yanlış telaffuz etmesine sebep olur. O zaman tamamen yok edelim. Konuşurken mesela sahneleri ben yok edelim. Yani ben bu anlamda çalıştırdığım öğrencilerim var. Hala da var, oldu da. Mesela bunların arasında çok değerli bir öğretim üyesi vardı. Bu arkadaşımız alıştığı konularda konuşurken hep de onların dersini verdiği çok rahat. Ama
bu konular arasında bağlantı kurarak başka bir konuyu değerlendirmesi söz konusu olduğunda akademik lisanla anlattığı konuları anlatmak yerine gündelik lisanla konuşma zorunda kalabiliyor. Değil mi? Çünkü diğer disiplinlerle de bağlantı kurarak kendi araştırmaları anlatır. O zaman çok heyecanlanıyor. Ve ben ona o konuyu hiç düşünmemesini öner. Yani biraz sonra konuşmasını yapacak konuyu hiç düşünmemesi öner. Yani bir takım notlar almış olabilir önüne daha önce de. O notlar önünde dursun ve hiç bundan sonra şunu konuşacağım, bunu konuşacağım diye panik yapmaması. Dinlemesi istedim. Ve o insanların ilginç sözcükleri not etmesi. Bu arada da mesela başka bir şey yapmasını öneriyorum. Yani başka bir şey de yap dedim. Yani önündeki kağıdı mesela yönünü değiştir. Ya da kağıda resim çiz. O ne yapmış biliyor musun? Topuklu ayakkabısını burnu içinde kalacak şekilde arkasını çıkarmış ve masanın altında görünmüyor ya. Orada ayağını sallamış. Beni çok rahatlattı diyor. Yani orada aklıma geldi ve orada yaptı. Şimdi evet. Bak, bu onun kendini rahatlatmasını sağladı bu ay. Ve diyor bu toplantıda her şeyi çok iyi başardım ve bütün diyor bana sorulan soruları ve aralarındaki bağlantıları kurarak esasında farklı disiplinlerden gelen konuları kendi disiplinimle buluşturarak yorum yapabildim dedi. Bu çok hoşuma gitti. Endişesini yaşamak yerine endişesini kaldırmak için bir yöntem bulmuş, bir emek vermiş. Evet. Ama bunu nasıl yapıyor? Beyninde o düşünceyi üretip sonra da onu uygulayıcı bir küçük bir detay buluyor. Sonra onu uygularken de zaten normal akışına geçiriyor hayatı. Ve o zaman sakin olduğu zaman çok da başarılı olabiliyor. Değil mi? Panik ve endişe içerisinde olduğu zaman başarılı olamıyor. Evet. O zaman? Yani bu da bir sanat evet. Ve o zaman biz de kesinlikle. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Sanata evet diyoruz. Sanata evet. Evet.